Dikkat edersen senden güzel bir kız olarak söz ediyorum. Ay canımın içi, çok heyecanlandım. O kadar heyecanlıyım ki bak yıllardır evet. Sen beni her zaman davet etmişsindir programına. Ben ne demişimdir ki ya sana, ben sana gelemem. O kadar sevdiğim, çünkü çok heyecanlandığım için. Hakikaten şimdi senin karşındayım diye böyle konuşmuyorum. Ben zor beğenirim, yani tutarım. Hakikaten çok muhteşem bir insansın. Gerçekten bak bunu bütün kalbimle söylüyorum. Müthiş bir sanatçısın. Seni yıllarca izledim. Gurur duydum. Geceler boyunca telefonla konuştuk. Neler şeydi, reklam evet, arasında evet, konuşuyorduk. Aynen. Canım benim. Aynen. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Merhabalar. Beraber olduğumuz için. Evet, harikulade. Harikulade. Çok heyecanlı. Ne kadar güzel, bir yandan da daha kiloluydun. Evet, bir rahatsızlık oldu ama bundan sonra çok sıskalaştın. Yani aslında biraz daha kilo alabiliriz bundan sonrasında. İnşallah. İnşallah. Çünkü içtiğim çok ilaçlar var biliyorsun. Evet, evet, tedavideyim. Evet. Yemek yedirmeyen şeyler var. Çok enteresan. Sen hatırla, benim evde bayılmıştın yeme. Sen mi bunu yaptın demiştin. Evet. Ben... Ne yiyorduk senin evde? Evet, evet. Ay canım benim. Şimdi tabii ben geceleri programdan sonra, tabii ki bu televizyon programları şimdiki gibi YouTube şu bu filan yok. Tabii. Herkes oturup bizi seyrediyor. Özellikle talk show'lar canlı olarak yapılıyor. Ondan sonra ben bir takım evlere gidiyorum. Düşünün. Evlere gidiyorum. Ama Nur Yerlitaş'a da gittim. Beni. Nur Yerlitaş'a gittiğim zaman tabii sevişmiyoruz, yemek yiyoruz. Yani düşün ki ben ne kadar efendi bir insanım, değil mi? Ondan sonra şimdi bir programı bitirmişsin. Efendim herkes seni alkışlıyor falan filan. Nereye gidiyorsun? Gelsene bize. Var. Ben diyorum ki Nur'a gidiyor. Ay canım diyorum. Benim. Nur'a gidiyorum. Nur'da canım. Oturuyoruz. Sürekli yiyoruz. Hebele hebele hebele. Ay evet sürekli falan. Ama. Ben evet. Türk işi köftemiz, evet. Pilavla, sen bana hiç unutmuyorum. Bunları sen mi yapıyorsun dedim. Evet. Vallahi ben yapıyorum evet. dedim. Evet. Çünkü annemi çok takip ettim çocukluğumda. Hmm. Biz aile olarak. Ama Beyaz Öztürk nerelere gidiyordu da ben sana geliyordum. Ay canımın içisin sen. Canım o nerelere gidiyor? Hiç sana geldim ama Beyazıt. Beyazıt yok. Gelmedi. Gelmedi, hayır. Gelmedi. Gelmedi. Yani kimin daha ana kuzusu olduğu belli değil. Yani, değil mi? Biz ya babam yiyoruz. Evet, evet, yiyorduk ama küçük dedikodular yapıyorduk. Yapıyorduk, evet. Çok küçük, eğlenceli. Küçük, eğlenceli. Seninle konuşmak her zaman çok eğlenceli. Her zaman hem iki şey yaptın. Birincisi, Türkiye'de modada çok önemli bir şeyler yaptın. Sonra da bütün bu kadın, tabii ki bu kadın kabına sığamadı. Oradan televizyona taştı. Televizyonda da herkesin konusu oldu. Yani o programlar yayınlandı. Herkes senden bahsetti. Herkes senden konuşuyor, senden konuşuyor, senden konuşuyor. Demek ki sende bir jeni var ki, bir şey var ki herkes bu kadar bahsediyor.